Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere Google Earth'ten bahsedeceğim. Eminim hepiniz duymuşsunuzdur Google Earth'ü. Yani bir arama yaptığınız zaman bir kurumun, bir firmanın adresini bulmak için kullanabileceğiniz bir servis. Şimdi normal Apple'ın sitesine geliyorum. Apple.com diye bir arama yaptım. Şuraya küçük harflerle yazalım. Farkı olmayacak ama Apple.com'a geldim. Resmi sitesine girdim. Şimdi burada beni doğrudan Türkiye location'ında olduğum için, Türkiye'de olduğum için TR uzantısını atıyor. Fakat ben TR istemiyorum. Burayı sildim. Apple.com dedim. Doğrudan bana İngilizce sesi geldi. Şimdi bu aşağı indiğim zaman ayrıntılı bilgiler alabiliyorum. Mesela burada More ways to shop. Yani diyor ki alışveriş yapmanın birden fazla yolu var. Find an Apple Store. Buradan bir tane Apple Store bul diyor. Şöyle bir arama yapalım. Bir tane Apple Store arayalım. Mesela nerede? USA'da arayalım. Şimdi biz Apple'ın USA'da olduğunu biliyorduk. Yani öğrenmiştik. Location'ın USA olduğunu biliyorduk. Şimdi Amerika'da bir tane arayalım. Mesela nasıl arayabiliriz? USA dediğimizde herhangi bir sonuç çıkmıyor. US dediğimizde United States. Mesela Houston Galleria diye bir yer çıkıyormuş. Şöyle bir bakalım. See all in the store. Tüm ayrıntılarını görmeye çalışalım. Bakalım. Burada Apple Support var falan vesaire bir şeyler var. Online Personal Sessions. İşte buradan bakalım neler çıkacak. Şurayı kapatırsak ne olur? Şöyle aşağı inelim. Burada Apple Store'un resmi geldi. Burada açık olduğu saatler vesaire. Burada da bir adres var. Şimdi bu adresi kopyalayacağım. Google Earth'ten arayacağım. Google Earth'ten arayalım arkadaşlar. Burada bizi doğrudan o adresin olduğu yere getirdi. Şöyle yürüyüş şeyini seçsem, yürüyüş yolları var. Bunu nasıl? Şöyle mesela yakınlaştım. Burada çevresinde ne olduğunu da öğrenmiş oldum. Çevresini doğrudan gezebiliyorum. Şimdi peki buna ne gerek var? Yani biz bu location'ı aldık. Bu Apple'ın data center'ı değil. Yani Apple'ın bilgisayarların olduğu yer değil. Ama bu da bir bilgi. Neden bir bilgi? Şimdi bu firma ne yapıyor? Apple'dan ürünler getiriyor. Mesela tedarikçi firmanın adresi öğrenilebilir. Sosyal mühendislik öğrenilebilir. Gidip doğrudan orada durulup gelen ürünlerin nereden geldiği, o getiren aracın nereye gittiği vesaire gibi bilgiler elde edinebilir. Şimdi bu belki size çok saçma gelecek. Ya böyle bir şey olur mu vesaire gibi düşünebilirsiniz. Fakat gerçek hayattaki kötü hackerlar yani black hackerlar ya da hacker grupları bunları yapıyorlar. Neden yapıyorlar? Şöyle düşünün. Apple 300 milyar dolardan fazla kar açıklamıştı araştırdığımızda Wikipedia'da. Şimdi burada çok büyük bir pasta var. Yani Apple'ın inanılmaz büyük bir hacmi var, para hacmi var. Yani büyük bir değeri var. Bu değeri hedef aldıkları zaman bu tarz işlemleri yapmak onlara nasıl diyeyim zor gelmiyor. Çünkü sisteme bir kere sızdıktan sonra elde edecekleri parayı düşünerekten bu tarz şeylere kalkışıyorlar. Çünkü eğer ki bir açık bulurlarsa sonucu gerçekten iyi olacak. İşte bunu düşünerekten bu tarz işlemlere girişebiliyorlar. Burada bir abimiz var. Neyse şöyle çok sosyal şeylere girmeyelim. Mesela mağazanın içerisinde buradan gezebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgiler görebilirsiniz. Yani Google Earth aslında bir nimet. Bunu kullanabilmek gerekiyor. Bu tarz şeyler için de kullanılabilir. Mesela Apple'ın satış yapan bir mağazasını, Amerika'daki büyük bir mağazasını buradan görebiliyorsunuz. Google Earth de bilgi toplamak için kullanılabilecek araçlardan biridir. Eğer ki ihtiyacınıza yönelik bir araçsa kullanabilirsiniz ama genelde çok fazla tercih edilmiyor arkadaşlar. Yani bir siber güvenlik, bir hack olayında yani çok da kullanılmıyor. Fakat bilgi almak için, bilgi toplamak için kullanılabilecek bir araç. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın arkadaşlar.